Merhaba arkadaşlar, bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'nın üzerindeyiz. Hemen karşında görmüş olduğunuz gibi iki adet bitişik nizam villa değerli arkadaşlar. Alt tarafı satılmış, üst taraftaki satılık değerli dostlar. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşuyor. Müstakil girişli değerli dostlar. Müstakil girişimiz şu anda istenilirse araç park yeri, yani sürgülü kapımız var. Aracınızı karşıya park edebilirsiniz. Bu arada hemen söyleyeyim. Sıfır yapı, hiç oturulmamış. Almanya'da değerli dostumuz Adem Kaya Bey'e satmıştık biz burayı. İhtiyaç üzeri şu anda satıyor. Dolayısıyla satış yetkisi de tamamen bizde, tabelamız üstünde. Dolayısıyla bahçesini temizlemedik. Bahçe temizliği işi için biriyle anlaştık. Büyük ihtimalle yarın gelip başlayacak, tertemiz bahçe yapacak. Bahçe konusuna değinmek istiyorum değerli arkadaşlar. Bazı yerlere gidiyoruz, işte adamdan fayans döşemiş. Diyorlar ki niye toprak yok? Toprak olunca da işte böyle otlar büyüyor. Çünkü yazlık niyetine kullanılıyor. Sürekli bakım gerekiyor toprak kısmına. O yüzden biz yarın buraya temizlikçi koyacağız. Bahçe budamayı falan hepsini yapacağız. Tabii biz şimdi içeriye doğru gideceğiz Sinan kardeşimle beraber. Umarım dış cephesini size iyi çekmiştir. Şimdi içeriye otopark alanına geldiğimizde 60'a 120 serbest boy yarım at kalebodur döşemiş otopark alanı. Ama burası biliyorsunuz ki Didim'de herkes yola aracını park edebilir. Siz isterseniz burada havuz yapılmamış, isterseniz buraya güzel bir yüzme havuzu düşünebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bahçe alanımız çok geniş, tamamen müstakil. Yani kimse kapından gelip seni rahatsız edecek bir pozisyonu yok. Müstakil tadında bir evden bahsediyoruz. İnönü Bulvarı'na 20 metre mesafedeyiz. Mavişehir plajına 1 kilometre mesafedeyiz. Tabi Altınkum Halk Plajı'na da 5 kilometre mesafemiz var değerli arkadaşlar. Bütün kapı ve pencerelerimizde panjur sistemleri mevcut. Zaten yan tarafta çim çitlerinden yapmışlar, izole etmişler. Siz de istenilirse yapabilirsiniz ama gerek de kalmamış. Zaten tamamen izole. Bahçemiz arkaya doğru dönüyor değerli arkadaşlar. Tabi otlar büyüyünce Sinan da şort giymiş. Şey olmasın, dikenler batmasın diye arka tarafı göstermeyeceğim. Çelik kapıdan içeri giriyoruz değerli arkadaşlar. Bu proje gerçekten çok iyi. Neden iyi? Direkt salona girmiyorsun. Güzel bir koridor alanımız var. Sinan kardeşimi içeri davet ediyorum. Hemen kapımızı kapattığımızda güzel bir koridor alanımız var. Genelde mutfakları hanımlar çok sever. Hemen mutfak kısmına geçelim. Çok güzel bir mutfak alanımız var. Geniş, ferah, rahat edebileceğiniz bir alan. Tabi altını antresit renk kullanmış. Üstünü beyaz lake malzeme. Buzdolabı buraya düşünülmüş. Tabi siyah gren tezgahımız mevcut. Alüminyum nikalajdan da küpeşteler koymuş. Yani su içeri doğru gelmesin diye. Çelik evye yerleştirmiş. Evyenin karşısında sürgülü penceremiz var. Bulaşık makinesi buraya düşünülmüş. Fırın set üstü ve aspiratörümüz de burada. Rahat bir mutfak. Ama burada ne yapabilirdi arkadaşımız? Mesela kapıyı kapattığımızda çok zor bir şey olmasa gerek. Şurada bir kapı açabilirdi bahçeye çıkış için. Fevkalade güzel olurdu. Hem ışık aydınlatma açısından hem de bahçeye çıkış için güzel olurdu. Mutfağımız bu şekilde değerli arkadaşlar. Salona geçmeden hemen şöyle tekrar koridor kısmına geldiğimizde burada da merdiven altında bir tuvalet alanı, el yüz yıkama yeri düşünülmüş. Gayet de güzel olmuş. İhtiyaç çünkü geniş bir bahçe olunca burada tuvaletin olması fevkalade normal. Kapımızı kapatıyoruz. Salon kısmına geçiyoruz. Salon kısmına geldiğimizde çamsanın laminat parkesi döşenilmiş. Bu arada söylemeyi unuttum. Alttan ısıtma değerli arkadaşlar. Komple alttan ısıtmasını da yapmış. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Fevkalade geniş bir salona sahibiz. Tabi veranda alanına çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Işık aydınlatma için gene bir pencere düşünülmüş. Aynı zamanda doğalgaz olmadığı için genelde bu eksikler oluyor. Villalarda arkadaşımız buraya soba bacasını düşünmüş. Yani istenilirse sobanızı kurabilirsiniz. Sobanın dışında istenilirse buraya güzel bir şömine alanı düşünebilirsiniz. Televizyon sistemi buraya koymuş. Tabi led ışık ve spot lambaları da düşünülmüş. Gayet güzel. Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. 3 oda demiştik. 1 salon, ayrı mutfak. Detaylı gezmeye çalışıyoruz şimdi. Yukarı doğru çıkacağız. Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yapılmış. Tabi aynı zamanda sensörlü spot lambalar, alüminyum korkuluklar gayet güzel. Hiç oturulmamış yaklaşık bir yaşında bir evden bahsediyoruz. Yukarıya doğru çıktığımızda gerçekten güzel düşünülmüş. Yani koridor kısmına geliyor sağlık antre.
hemen sürgülü kapı verilmiş bir balkon alanımız var gördüğünüz gibi. Hem merdiven kovanı aydınlatmak açısından hem de balkonda rahatlıkla sigara içebilirsiniz, masanıza atıp oturabilirsiniz, elbisenizi asabilirsiniz. Hemen birinci odaya geliyoruz. Birinci odaya geldiğimizde yine çift pencere kullanılmış. Yine led ışıklarımız var, panjur sistemlerimiz var. Fevkalade geniş, rahat bir oda, 16 metrekare. Yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Gördüğünüz üzere ortaya tekli bir avize. Hakikaten güzel bir villa, deniz manzarası da var. Bu arada fiyatını söylemiş miydim bilmiyorum, tekrarlamak istiyorum değerli arkadaşlar. 200 bin euro. 200 bin euro genelde Almancılar euro bazında aldıkları için euro bazında fiyatı söyleniliyor. Tabi bu fiyat sizi yanıltmasın. Bugünkü kurla hesaplıyoruz. Bugünkü kurla hesapladığımızda 5 milyon 800 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. Yani 200 bin euro bugünkü kurla çarptığım zaman 5 milyon 800 bin Türk lirasına 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, müstakil tadında bir eve sahip olabilirsiniz. Devam edeceğiz. Tabi ikinci odaya geçmeden önce burada bir genel banyomuz var. Hemen genel banyoyu da biraz tanıtalım. Siyah temper camla duşakabini yapılmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere vitrifiye malzemesi de son derece kaliteli. Tuvalet alanı buraya düşünülmüş. Hilton dolabı, aynı zamanda çamaşır makinesi yeri, termosifon yeri. Fevkalade kullanışlı güzel bir banyodan bahsediyoruz. Tabii aynanın arkasında da şöyle açayım görmeniz açısından etajer yerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. İskanlı, kat mülkiyetli, resmi evraklarında hiçbir problem yok. Sadece yapmanız gereken ufak bir temizlik, mobilyanızı getirip evinizin içerisine yerleşmenizdir. Şimdi ikinci odaya geçiyoruz. 20 metrekare bir yatak odamız mevcut değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ön tarafta da sürgülü Fransız balkon düşünülmüş değerli arkadaşlar. Tabii önümüz yoldan sonra da park. Yani bu avantajları da var bu evin. Dediğim gibi alttan ısıtması da var. Tamamen tablede alttan ısıtması var. Kalorifer petek yerlerinde burada çıkışları verilmiş. Televizyon ünitesi karşı tarafa düşünülmüş. Yani bir çanak falan ihtiyaç yok. Direkt televizyonunuzu buraya bağlayabilirsiniz. Merkezi sistem kurulmuş. O yüzden kaliteli ve güzel bir yer. Tabii triplex villa değerli arkadaşlar. Şimdi zemini birinci katı tanıttık. Müştemilat kısmına çıkacağız. Müştemilat kısmına çıkarken gene siyah renk mermerler, korkuluklar, spot lambalar gayet kullanışlı. Burada aslında bir şey daha söylemek istiyorum. Burada çift teras da olabilir veya bir oda da yapabilirsiniz. Çünkü imar yönetmenliğine uygun yapılmış. Yukarıya çıktığımızda bir sahanlık oluşuyor. Hemen şöyle bir plastik kapıdan bir kapı yapılmış. Açıp size göstermek istiyorum. Siz burayı aldığınızda bu pergüleyi kaldırıp burayı odaya çevirebilirsiniz. Genişçe bir depo, kiler gibi. Çünkü imar yönetmeliği böyle isteniliyordu. İskanı aldıktan sonra bunu yükseltebilirsiniz. Hiçbir problem, hiçbir sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. Veya kaldırıp terasta kullanabilirsiniz. Yani bana 3 oda yeter derseniz terasta yapabilirsiniz. Tabii Sinan kardeşim hemen şöyle, burada ikinci bir banyomuz var. Onu da sizlere göstersin değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere gayet güzel kullanışlı bir banyo. Tabii üçüncü yatak odasına geçiyoruz şimdi. Affedersiniz. Üçüncü yatak odasına geldiğimizde buranın döşemesini farklı döşemiş. 45'e 45 mermer görünümlü porselen seramik döşenmiş. Tavanda spot lambalar çünkü çatımız çelik çatı değerli arkadaşlar. Çelik konstrüksiyondan yapılmış. Kapımızı kapattığımızda yani odamızda 20 metrekareye yakın. Bir de ön tarafta sürgülü kapı verilmiş. Terasa çıkışımız söz konusu. Hemen teras kısmına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, ulaşım açısından, alışveriş açısından hiçbir problem yok. Genişçe bir terasımız var. Zaten yan tarafta bizim yurt dışında oturan bir kardeşimiz var. Pergolesini de yapmış, güneş enerjisini takmış. Tamamen müstakil girişli, müstakil tadında bir evden bahsediyoruz. Tabii ulaşım açısından söyledim. Sinan kardeşim hemen göstersin. Düble yol var burada değerli arkadaşlar. Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'nın üzerindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi toplu taşıma araçları buradan kalkıyor. İstediğiniz yere sizi götürebiliyor. Tabii özel bir araca da ihtiyaç yok yani. Burada oturduğunuzda kendim de bu mahallede hemen 100 metre ileride oturuyorum. Dolayısıyla hiç ulaşımla ilgili sıkıntı çekmiyorum. Tabii
netice itibarıyla telefonla çekiyoruz. Aslında ben burada çıplak gözle deniz manzarası son derece net bir şekilde görüyorum. Ama telefonla yapılan çekimlerde belki kadraja alamayacak Sinan kardeşim. Dolayısıyla deniz manzarası da var. Sevgili arkadaşlar, bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'nın üzerindeyiz. Bugün sizlere 3 oda, 1 salon, ayrı mutfak, 2 banyo, 3 WC'den oluşan lüks, güzel, müstakil tadında bir villa tanıttık. Tabii isterseniz yüzme havuzu da yapılabilir. Yüzme havuzu maliyetini de hemen söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, anahtar teslimi bir yüzme havuzu yapmaya kalktığınızda 400 bin TL bir maliyetiniz var. 400 bin TL bir maliyetiniz söz konusu. İsteyen yüzme havuzunda yapabilir. Ben havuz istemiyorum, bana bahçe yeter diyenler için de zaten fiyatımızı söyledik. Fiyatımızı tekrarlamak istiyoruz. Değerli dostlar, bu güzel evimizin fiyatı 200 bin euro. 200 bin euro, tabii TL'ye bugünkü kurdan çarptığımızda fiyatımız 5 milyon 800 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 5 milyon 800 bin Türk lirasına bu güzel eve sahip olabilirsiniz. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.